Merhaba arkadaşlar. Bugün Cloud Deployment Archetype serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugünkü konumuz atasporumuz olan DNS olacak yine ve DNS Load Balancing'den bahsedeceğiz. DNS Load Balancing bütün büyük sitelerin aslında arkasındaki kullanılan tekniklerden bir tanesi. Yani bugün siz google.com'a girdiğinizde ya da facebook.com'a girdiğinizde mesela bu tip bir şey çalışıyor muhtemelen arka tarafta. Ee, aslında burada ele almak istediğim iki büyük konsept var. Bir tanesi DNS ve bir tanesi Load Balancer'lar. Ama ona girmeden önce... Bir önceki bölümde bahsettiğimiz bu hatırlayacak olursanız fully isolated stacks with data sharding konusu vardı. Bu mimariyi ele almıştık. Şimdi bu iki tane kavramı ele alacağım. Yani izole stack deyince ne anlama geliyor bu ve data sharding neydi? Bunları tekrar bir hatırlayalım çünkü faydası olacak. Şimdi hatırlarsanız izole stack burada şuydu. Soldaki region ile sağdaki region birbirleri arasında hiç bağlantı yok. Yani mesela atıyorum buradaki frontend'in instance'a gidip sağ taraftaki backend ile konuşmuyor. Ya da işte buradaki backend gidip sağ taraftan bir database ile konuşmuyor. Bunların ikisi de olmuyordu. Yani buradaki olay bundan ibaretti. Buradaki data sharding de şuydu. Kullanıcının verisi her zaman bir region'da oluyor. Ya da işte o region'ın failover'ında da olabilir ama yani bir tane bölge seçiliyor. O kullanıcının verisi sadece orada yaşıyor. O yüzden kullanıcının bütün request'leri oraya gelmek zorunda. Yani alt tarafta şu veri tabanı kısmında bir bağlantı yoktu hatırlayacak olursanız. Şimdi burada bunu nasıl sağlıyorlardı peki? En üstteki client hatırlarsanız bu sizin iOS uygulamanız ya da başka bir şey olabilir. Kullanıcıyı belli bir yere yolluyordu. Yani diyelim Türkiye'den bağlanan kullanıcıları aa.example.com'a yolluyor. Bunun da işte belli bir IP adresi var. Bu şekilde sizin client'ınız nereye gideceğini buradan biliyor. Yani farklı subdomainlerde ya da işte benzer şeylerde çalışıyorlar. Ama tahmin edersiniz ki bugün hiçbiriniz avrupa.google.com yazmıyorsunuz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Google.com yazıyorsunuz. O sizi doğru yere Avrupa'daki mesela data center'lara yolluyor. Peki bu nasıl yapılıyor? İşte bunun cevabı aslında DNS load balancing. Şimdi DNS load balancer'lara girmeden aslında bir load balancer konularını bir ele alalım. Çünkü bu aslında paper'da her yerde load balancer'lardan bahsediyoruz ama hiç oturup anlatmıyoruz bunları. Şimdi genelde load balancer deyince çoğumuzun aklına proxy dediğimiz şeyler geliyor. Yani mesela bir önce bir önceden bir video çekmiştik hatırlarsanız OSI layer, layer'larını açıkladığımız bir video vardı. Şimdi ben load balancer'ları ikiye ayırıyorum. Mesela layer 3 ve 4'te çalışan yani transport layer'da çalışan load balancer'lar bir de layer 7'de çalışan Application layer load balancer'lar var. Yani mesela bu e, 3-4'te çalışan load balancer'lar TCP IP'de falan çalışırken layer 7'dekiler HTTP, gRPC layer'larında ya da işte MongoDB Redis layer'larında çalışabiliyorlar. Şimdi örnek verelim mesela. Burada diyelim ben bir client'ım. Bir load balancer var. Değil mi? Bu load balancer'a bir bağlantı oluşturuyorum. Aslında load balancer'ın yaptığı şey ne biliyor musunuz? Burada diyelim birkaç tane backend var. Bana bir şeye göre bir backend seçiyor. Diyor ki mesela sen şu makineye git diyor gidiyor o makineye bir bağlantı açıyor ve yaptığı şey aslında o bağlantı boyunca benim load balancer'a yolladığım byte'ları yani veriyi arka taraftaki sunucuya iletmek. Tek yaptığı şey bu aslında değil mi load balancer'ın? Şimdi TCP IP'de ya da işte benzer e, transport protokollerinde böyle genelde bağlantı seviyesinde bir farkındalık var. Yani load balancer her gelen bağlantı için arkaya bir bağlantı açıyor. Şimdi Layer 7'de biraz olay değişiyor. Yani diyelim ben bir siteye giriyorum. İşte sitenin IP adresi bir load balancer'a point ediyor beni. Oraya ben request'ler attıkça her bir request arka tarafta farklı bir yere gidebilir. Mesela işte HTML buradan gelir, işte resimler buradan gelir, belki işte bir API request yaparsanız o şuradan gelir. Yani aynı TCP bağlantısı üzerinde arka arkaya request'ler attığınızda bunların her biri farklı bir yere gidebilir. Yani bunu engellemenin de yöntemi var ama genel olarak anlatmaya çalıştığımız şey şu. Bir load balancer aslında birden fazla client'tan request'ler gelse bile arka tarafa birkaç tane daha az bağlantı üzerinden mesela aynı request'leri yollayabilir. Yani burada load balancer'ın yaptığı şey aslında request level'ında farkındalık sahibi olması ve her bir bağlanan kişi için yeni bağlantı açmak yerine mevcut bağlantıları kullanabilmesi. Ama konuyu uzattım. Burada dikkat etmemiz gereken şey de şu. Bu Layer 7'deki load balancer'larında yaptığı şey aslında gelen byte'ları bir şekilde arkaya yolluyor. Sadece hangi byte'ları yolladığı değişiyor. Yani request'in içindeki sonuçta bütün byte'ları yine arka tarafa yolluyor. Şimdi bunlar data plane'de çalışan yani verilerin aktarılması üzerinden çalışan proxy'de dediğimiz load balancer türleri. Şimdi DNS load balancer bunlara aslında biraz farklı. Yani bunlara kıyaslandığında epey farklı çalışıyor. Ne oluyor diyelim? Sizin yani diyelim sizin bir tane client'ınız var. Bir de sizin aslında bir tane işte name server'ınız var diyelim. Bu da işte e, DNS sorgularına cevap veren bir DNS server diye düşünebilirsiniz. Şimdi siz hiçbir zaman veriyi aslında name server'a yollamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya ben işte şu google.com'a bağlanmak istiyorum. Google.com nerededir diyorsunuz. Bu da size diyor ki işte atıyorum iki tane IP adresi veriyor. Hadi diyelim server 1, server 2 olsun. E, diyor ki sen git diyor server 1'e bağlan. Bunun da işte IP adresi abcd. Böyle bir IP adresi veriyor diyelim size. Yani name server'ın yaptığı şey byte'ları forwardlamak değil, byte'ları iletmek değil. Sadece alıp size nereye bağlanacağınızı söylemek. E şimdi bunu yaptığımız mekanizmayı da daha önceden öğrenmiştik. DNS nedir bölümümüzde. Bunu da DNS yapıyor değil mi? Şimdi aslında DNS'in nasıl çalıştığını bilmek de çok önemli. Çünkü DNS aslında çok iyi çalışan bir protokol değil. Eski bir protokol ama hala kullanıp duruyoruz ne yazık ki. E, ve yakın zamanda bunu başka bir şeyle değiştiremeyeceğimize göre bunu öğrenmekte fayda var. Şimdi bir client'ın perspektifinden bir siteye nasıl bağlanıyoruz? Bunu aslında bilmemiz gerek. Yani diyelim ben evimde oturuyorum. Cep telefonumdan evimde bir yere bağlanmaya çalışıyorum. Google.com'a bağlanmaya çalışıyorum. bunu nasıl çalıştığını bilmekte fayda var. Yani diyelim benim şurada mesela bir tane bilgisayarım olsun. Bir tane PC'm olsun. Şimdi ben mesela bilgisayarımdan, Chrome'dan diyelim. Google.com'a bağlanmaya çalıştığımda ne oluyor? Muhtemelen öncelikle ben bir işletim sisteminin, e, işletim sistemine bir system yapıyorum değil mi? Sistem call yapıyorum. Diyorum ki işletim sistemi benim için şu domaini çözer misin diyorum. Nereye gittiğini bul diyorum bu domainin. Şimdi işletim sistemi arka tarafta bunu bir yere sormak zorunda. Çünkü işletim sistemi nasıl, ne yapacağını o da bilmiyor. Yani daha doğrusu hangi domainin nerede olduğunu işletim sistemi bilmiyor. Ama tabii ki işletim sisteminin içinde configure edilen belli name server'lar var. E, yani mesela sizin bilgisayarınızda Linux'ta mesela slash /etc/resolv.conf slash dosyası vardır. Burada mesela o bilgisayarın nereye DNS için bağlanacağı yazar. Yine aynı şekilde mesela Linux'ta, şeyde, Mac'te ya da Windows'da OS'in genelinde bir DNS ayarı vardır. Gidersiniz oradan DNS ayarınızı yaparsınız. Yani bunu zaten Türk, Türkiye'de herkes biliyor. Bunu anlatmanın anlamı yok. Şimdi burada OS muhtemelen hiçbir şeyi ayarlamadıysanız siz IP alırken yerel ağdan falan sizin bir modeminize ya da router'ınıza bağlanıyor. Şimdi o router'ın içinde de yine keza bir DNS server çalışıyor olabilir ya da bir resolver çalışıyordur muhtemelen. Şimdi o router o da bilmiyor sonuçta bir domainin nerede olduğunu. O da dışarı soruyor. O da mesela sizin internet servis sağlayıcınıza yani ISP'nize soruyor, değil mi? E ISP'niz de artık herhalde onun da ne yaptığını bilmemize umarım gerek yoktur. Onu da anlatmayalım. Şöyle diyelim o da internete bağlanıyor. İnternetten bir yerden buluyor. Aslında nasıl buluyor? Yani mesela google.com'u çözmek için Google'ın name serverlarını buluyor name serverlarına bağlanıyor Google'ın. Sonra oraya soruyor. Yani sonuçta Google'ın domain otoritesi, name, name otoritesi Google'ın kendi name serverları. Şimdi bunu başka şekilde yapabilir miyiz? Evet. Yani mesela buraya bunları kullanacağımıza direkt kendimiz bir resolver koyabiliriz. Yani mesela şuraya bir atıyorum alternatif bir resolver koymayı denesek. Yani işte 8888 var biliyorsunuz Google'ın. Onu koysak direkt oradan da aynı şekilde internete çıkabiliriz. Şimdi peki bunların farkı var mı? Evet var. Ne yazık ki. Çünkü DNS size bir cevap verdiğinde arkadaşlar mesela diyelim siz bir işte domain'e bağlanmaya çalışıyorsunuz. Diyelim NSLOOKUP ya da DIG çalıştırdınız. Dediniz ki mesela Google.com'a bağlan dediniz. Şöyle yazalım. Şimdi buna cevap olarak size iki tane mesela diyelim IP adresi döndürüyor. Diyelim işte bunların birisi IP1 olsun IP2 olsun. Sonra size diyor ki mesela işte 30 saniye boyunca bunların ikisini de kullanabilirsin diyor. Şimdi. Bu 30 saniye kime göre neye göre bunu aradaki bütün bileşenler kafasına göre yorumlayabiliyor. Yani mesela ben benim bilgisayarım buna muhtemelen e, özen gösteriyor. Yani diyor ki bana 30 saniyelik bir cevap geldiyse tamam diyor. Ben bunu 30 saniyeliğine hatırlayacağım bu cevabı diyor. Sonra unutacağım baştan soracağım aynı soruyu diyor. Yani bu DNS sorgusu 30 saniye sonra bir daha yapılacak. Eğer ben bir daha Google'a bağlanırsam. Ama aynı zamanda e, burada... Aradaki mesela sizin internet servis sağlayıcınız bu 30 saniyeyi kafasına göre değiştirip 5 dakika yapabilir. Yani bunu engellemenin hiçbir yöntemi yok ve bunlar bunlar kafasına göre çalışabiliyor. Yani dahası sizin kullandığınız programlama dili bile yani diyelim bu bug vardı Java'da birkaç sene önce. Eee DNS cevaplarını Java mesela kafasına göre uzun bir süre keşliyordu ve gelen TTL'lere şu e, süreye biz TTL diyoruz. Time to live. Bunları dinlemiyordu mesela kafasına göre bir zaman uyduruyordu ona ona göre hatırlıyordu cevapları bu galiba sonradan düzeltildi ama hani böyle diller bile bunu etkileyebiliyor yani bu keşlenme durumu ne kadar süre aynı cevabın kullanılacağı kritik bir şey karşımıza çıkacak şimdi diyelim siz bir domain sorgusu yaptınız Google.com diye yaptınız iki tane IP adresi döndü sizce sizin bilgisayarınız hangisine bağlanacak burada genel olarak yani burada genelleme yapmak biraz doğru olur genellikle clientler gider önce birincisini seçer. Bağlanamıyorsa ikincisini seçer. Bağlanamıyorsa üçüncüsünü seçer vesaire. Tabii ki bir tane döndürülüyorsa mecburen onu seçecek ve bağlanamayacak. Bağlanamadım diyecek ama eğer birden fazla döndürülüyorsa genelde ilki seçilir. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak o zaman şu DNS load balancing konusunu bir ele alalım. Şimdi DNS load balancer'ın çalışma mantığı şu arkadaşlar. E, DNS load balancer'lar genellikle Birden fazla region'ınız varsa sizin yani diyelim siz Facebook'u çalıştırıyorsunuz. Bir tane Avrupa data center'ınız var, bir tane Asya data center'ınız var. Atıyorum bir tane de Amerika data center'ınız var. E ne yapıyorsunuz? Gelen request'leri belli bir şekilde doğru yere yönlendirmeye çalışıyorsunuz ve facebook.com'un birden fazla IP adresi var sonuçta ve siz gelen kullanıcıya doğru IP adresini vermeye çalışıyorsunuz. Şimdi bunları tabii ki yaparken şunları da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela diyelim Avrupa Data Center'ı çöktüğünde ben kullanıcılarımı Amerika'ya yollayacak mıyım? Ya da Asya'ya yollayacak mıyım? Yani Facebook durumunda bu evet. Avrupa'daki Data Center çökerse Facebook'un öteki Data Center'ları hala ayakta olduğu için bunun cevabı evet. Şimdi o zaman burada anlamamız gereken şeylerden bir tanesi şu. DNS Load Balancer'ın yaptığı şey aslında kendine verilen IP adresleri üzerinden belli verilen bir poliçeye göre... O request, o IP adreslerini kullanıcıya dönüp döndürüp döndürmeyeceğini e, karar veriyor. Ve bunun içinde mesela o IP adreslerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek de var. Yani mesela bir IP adres çalışmamaya başlıyorsa ve load balanser bunu görüyorsa, o IP adresine trafik yollamayı ya da daha doğrusu insanlara o IP adresini göstermeyi bırakması lazım, değil mi? Şimdi buradaki stratejileri bir ele alalım. Öncelikle Birinci strateji round robin. bunun load balancing'den aslında biliyoruz. Load balancing'de yani diyelim sizin iki, adre, iki tane IP adresiniz var. İlk gelen kullanıcı birincisini yolluyorsunuz. İkinci gelen kullanıcı ikinciyi yolluyorsunuz. Sonra birinciyi yolluyorsunuz. Sonra ikinciyi yolluyorsunuz. Ikinci yani, yani sürekli değiştire değiştire gidiyorsunuz. Ee, ağırlıklı round robin'de mesela diyelim siz birinciyi ikincisinden üç kat daha trafik yollamak istiyorsunuz. Çünkü birinci IP adresinin diyelim üç kat daha fazla makine kapasitesi var birinci data center'da. O zaman ne yapıyorsunuz? Mesela 1-1-1-2 yolluyorsunuz. 1-1-1-2 bu şekilde e, kullanıcılara ağırlıklı bir şekilde IP adresi döndürüyorsunuz. Şimdi GeoMapping biraz farklı. GeoMapping de şu şekilde çalışıyor. Aslında yine en yaygın kullanılanlardan e, bir tanesi de bu. E, buradaki, mesela facebook.com, google.com'a bağlandığınızda siz aslında GeoMapping durumunda e, sizin IP adresinize göre DNS server size nereye bağlanacağınızı söylüyor. Yani mesela diyelim Türkiye'deki IP adresleri belli. Değil mi? Türkiye'de işte atıyorum 5 tane ISP olsun. O ISP'lerin IP adres blokları yani prefixleri belli burada anlatıldığı gibi. Ee, ve bu prefixler belli olduğu için sizi belli bir yere yönlendirebilirler. Yani mesela der ki adam işte 84.12'den bilmem nereden bu IP adreslerinden gelen bütün requestleri işte IP 1'e yönlendir der. Yani yönlendirden ziyade buradan gelen DNS sorgularına IP 1'i ver der. Ee, bu da böyle çalışıyor. Şimdi Bunların tabii hepsinin artısı eksisi var. Bunların ileride bunlara değineceğiz. Ama buradaki önemli konulardan birisi bu DNS load balansının içinde entegre olan bir health check mekanizması var arkadaşlar. Bu health check mekanizması da ne yapıyor? Sağlıksız IP adreslerine trafik yollamayı durduruyor. Yani daha doğrusu bu... E, IP adresleri genelde zaten gerçek IP adresleri olmak zorunda değil. Yani e, bu IP adresleri, buna biz virtual IP diyoruz, sanal IP. Yani bu illa bir makineye bağlı olmak zorunda değil. Bu bir başka bir load balansıra, normal proxy bir load balansıra da e, atanmış olabilir bu IP adresleri. Yani birden fazla makinede de kullanılıyor olabilir. Her şey olabilir. Yani bunlar sadece IP adresi. E, şimdi bunlar tabii ki e, bu IP adresleri eğer bozulursa ve load balansı bunu fark ederse, buna artık trafik yollamayı bırakması gerekiyor tabii ki. Şimdi buradaki başka bir konuda da bu TTL konusu, paperını ele aldı Sonuçta siz bir google.com'a bağlandığınızda o TTL 30 saniye ise mesela onu kullanmaya devam ediyorsunuz siz. O süre boyunca onu kullanmaya devam ediyorsunuz. E, hatta mesela bu bahsettiğimiz poliçeleri dilerseniz bir örnekle açıklayalım. Mesela ben burada bir e, terminalime geçtim. Şimdi mesela ben Bilgisayarımdan diyelim Google.com'a bir name server daha doğrusu DNS request attım. Gördüğünüz gibi bir tane IP adresi geldi bana burada. Bunu da şuraya sormuş. Bu da benim muhtemelen bilgisayarımdaki hatta muhtemelen Windows'daki sanal bir adres. Şimdi ben o yüzden buraya mesela bakacak olursam buradaki TTL0 yazıyor. Yani diyor ki bu IP adresini sen hiç daha doğrusu bu cevabı hiç keşleme sürekli bana sor diyor tekrar. Şimdi ben hep çalıştırıyorum bu komutu, defalarca çalıştırıyorum, hep aynı IP adresi geliyor. Yani tahmin edebileceğiniz gibi bu alet muhtemelen keşliyor. Şimdi değiştirelim, mesela diyelim ki ben Google'un kendi DNS, public DNS serverına soracağım diyorum. Yani mesela Google.com'u bana göster, mesela bunu döndürüyor. Şimdi bir daha çalıştırıyorum, bu sefer farklı bir şey döndürdü. Bir daha çalıştırıyorum, daha farklı bir şey döndürdü. Yani aslında burada görebildiğiniz gibi birkaç tane IP adresi var Google'un muhtemelen benim yönlendirilebileceğim ve bunları bana döndürüp döndürüp duruyor. Yani bu bir tane IP adresinin döndü, döndürüldüğü bir örnek. Şimdi yine aynı şekilde mesela mesela Twitch'in IP adreslerine bakalım. Burada gördüğünüz gibi 4 tane IP adresi var. Yani ben bunu yine aynı şekilde bu sefer mesela Cloudflare'e soralım. E, hatta şöyle kısa yazalım bunu da mümkünse. Şimdi bakın mesela Cloudflare'in DNS sunucusuna sorduğumda bir, birkaç tane IP adresi döndürüyor. Ama bakın burada da sırasını dö değiştirip değiştirip döndürüyor. Değil mi? Şimdi burada aslında bunu yapmaktaki ana amaçlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Benim client'ım o IP adresine bağlandığında oradaki TTL kaçsa yani hatırlayın mesela şurada e, Cloudflare'e bağlandığımda ben e, burada bana diyor ki mesela 518 saniye boyunca bu IP adresini kullanabilirsin diyor. Şimdi ben 518 saniye boyunca gidip muhtemelen şuna bağlanmaya çalışacağım. E, ve eğer bu IP adresinde bir sıkıntı çıkarsa Muhtemelen yani bu sonuçlar eğer değişirse, şu bütün serverlar çökerse bunları değiştirmesi, daha doğrusu benim bilgisayarımın yeni bir DNS sorgusu yapması için daha 518 saniye var demektir. Ve o süre boyunca ben eski IP'lere bağlanmayı deneyip deneyip duracağım. Ee, bu da DNS'in sıkıntılarından bir tanesi. Şimdi e, burada DNS'de bir database, pardon DNS load balansırlı bir e, mimari örneği var. Şimdi burada şu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi iki tane farklı backend var. Birisi region A'da çalışıyor. Bir tanesi region B'de çalışıyor. Burada bu DNS load balancer'ın bizim uygulamamızın sağlığını anlaması için bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Ta şu en üstteki load balancer'a kadar bizim uygulamamızın sağlığını bildirmemiz gerekiyor. Yani diyelim mesela database çöktü. Database çöktüyse bizim bir şekilde backend'leri ben sağlıksızım dememiz lazım. Ve backend'lerin de bir şekilde yukarı alttaki load balancer'a ya da işte bir yukarı nereye gidiyorsa artık bunlara ben sağlıksızım demesi lazım ki ta şu load balancer'a kadar bu region sağlıksız buraya trafik yollamayı bırak <laughs> dememiz gerekiyor. Çünkü DNS load balancer'ın bahsettiğimiz gibi hatırlarsanız sağlık probları vardı. Yani health probları, sağlık uyduları vardı. Yani bu şey gibi böyle sürekli uydu yolluyor bakıyor şey açık mı diye. Eee, load balancer çalışıyor mu hala diye. Buradaki region çalışıyor mu diye bakıp duruyor. Ne yapıyor? IP'ye bağlanıyor. ...çalışıyor, bağlanıyor, çalışıyor... ...bir an bağlanıyor, çalışmamaya başlıyor... ...bir daha bakıyor, hala çalışmıyor... ...o zaman diyor ben tamam buraya trafik yollamayı kesiyorum diyor... ...değil mi? İşte bunun olması için... ...sizin uygulamanızın sağlık durumunu... ...en yukarı kadar, siteyin en yukarısına... ...yani sizin ana sayfanıza kadar çıkartmanız gerekiyor... ...yani ana sayfanızın hata falan vermesi lazım ki... E, ...ya da işte bir sağlık sayfanız olacak değil mi? O, yani DNS Load Balancer tabii ki... ...tahmin ediyorum genelde HTTP kullanmıyor bunlar... ...yani TCP ile falan bağlanmaya çalışıyor... ...o yüzden o bağlantıları siz refuse edene kadar muhtemelen e, o load balancer origin'i kullanmaya devam edecek. Ama tabii ki yani customize edilebiliyordur bunlar muhtemelen. Şimdi bunu DNS load balancer'ın çalışma mantıklarından bir tanesi bu. Yani region sağlık durumunu en yukarıda en yukarıya kadar çıkaracak ki origin'i e, biz devre dışı bırakalım. Şimdi e, buradaki durum aslında biraz şöyle bir durum var. Diyelim A bölgesinden bir kullanıcı bağlanıyor. Yani şu, diyelim A bölgesinde bir kullanıcı var. Şimdi biz bu kullanıcıya diyelim e, bunun IP'si IP1 olsun. Şimdi bu kullanıcı DNS load balancer konuştu ve dedi ki sen git IP1'e bağlan dedi. Şimdi biz 5 dakika 10 dakika boyunca hep bu IP1'i kullanacağız ve IP1 bozulsa bile bu region tamamen çökse bile o TTL bitene kadar yani mesela bu IP1 atıyorum 30 saniye boyunca ya da işte 5 dakika boyunca bunu hatırla dediysek biz bu client eğer bu client 5 dakika boyunca gidip oraya bağlanmaya çalışacak. Bu da zaten e, ...DNS Load Balancer'ın sıkıntılarından bir tanesi. Yani bu TTL durumu iyi de kötü de aslında. Yani bir yandan client'ların cache'lemesini sağlıyor ama öteki yandan da... ...sizin ne kadar hızlı bir şekilde çöküntü durumunda ayağa kalkabileceğinizi... E, ...kullanıcıların daha doğrusu sizin ayağa kalkma durumunuzdan faydalanabileceğini... ...etkileyen bir, e, bir faktör. Şimdi burada e, bahsettiği bir karşılaştırma var. Diyor ki, e, mesela geomapping yaparsak diyor... Yani kullanıcının bağlandığı yere göre DNS cevabı döndürürsek aslında mantıklı bir şey oluyor. Çünkü A'dan gelen kullanıcılar A'daki region'a gidiyorlar. Yani A'daki data center'a gidiyorlar. B'den gelenler B'ye gidiyor. Ama burada bahsettiği paper'ın e, bu eşit olmayan bir yük yaratabiliyor data center'lar üzerinde. Yani diyelim sizin A'daki kullanıcılarınız belki mesela her biri biner request yolluyor ama B'deki kullanıcılar belki bir tane request yollayıp çıkıyorlar. Yani DNS çünkü trafiği üzerinden geçirmediği için ne yaptığını bilmiyor o requestlerin. Ya da yani tek bildiği şey şu kadar kişi bana DNS sorgusu yaptı. Bir tek onu biliyor. O da zaten sizin internet servis sağlayıcınız keşliyorsa yani onu bile bilmeyebiliyor açıkçası. Yani böyle ilginç durumlar olabiliyor. Şimdi ağırlıklı round robin'de de mesela sonuçta bunun da daha doğrusu round robin ile ağırlıklı round robin'in de şöyle bir sıkıntısı var. Yani diyelim ben sizin yine iki tane data center'ınız olsun. Mesela bir tanesi A olsun, bir tanesi B olsun. Diyelim bu bir tanesi Türkiye'de olsun bunların. Bir tanesi de mesela Avrupa, Amerika'da olsun. Şimdi diyelim ben bağlandım. Bana siz A'yı döndürdünüz. Ben Türkiye'deyim diyelim. Şimdi ben Türkiye'deyken A'ya bağlanıyorum. 5 dakika boyunca site hızlı çalışıyor. Sonra record expire ediyor. Bir daha diyenin sorgusu yapıyorum. Bu sefer B'ye bağlıyor beni. E bu sefer 5 dakika boyunca bir sonraki 5 dakika benim site yavaş çalışmaya başlıyor. Yani bu kullanıcı siteyi Amerika'ya bağlandığı için yavaş çalışıyormuş gibi görüyor. Bunun da böyle sıkıntılar var ama e, bu hani bu da yine aynı şekilde bu yükün eşit dağılmama sorununu ne yazık ki çözmüyor arkadaşlar. Bu ikisi de bu açıdan ne yazık ki iyi değiller. Şimdi paper'da devam ediyoruz. E, aslında bu paper'da bir sonraki bahsettiğim mimari de bu izole site kavramıyla DNS load balancer'ın ikisini bir araya getirme. E, ee, bunu ilgilenenler daha detaylı olarak, okuyabilir ama ben kısaca üzerinden geçeceğim. Şimdi burada genellikle bakacak olursak aşağı tarafa. Evet. Yani buradaki yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. E, ee, ya bütün hani sol taraftaki ya da sağ taraftaki A ve B steklerinin hatalarını en üste kadar taşıyacağız. Yani en üstteki bizim ana sayfamızı sunan bu load balancer 1 vardı hatırlarsanız şu yukarıda. Buraya kadar hataları taşıyacağız ya ya da bunun alternatifi olarak bir şekilde e, yani diyeceğiz ki bazı şeyler sağlıklı değil e, ama bunun raporunu bir şekilde hata vermeden Load Balancer 1'e taşıyacağız. Bu şekilde Load Balancer 1 yine iki durumda da kendini ben sağlıklı değilim diyecek ve bana trafik yollamayı bırak diyecek. E, ama bu durumda hatırlarsınız yani avantajı bunun neydi bunlara bakacak olursak mesela DNS Load Balancing'in avantajı şu aktif olarak iki regionda kullanıcılara yardım edebiliyor. Yani diyelim, e, örneğin bir yük geldi sitenize. Sitenizin hem Avrupa data santrali hem Amerika data santrali aynı zamanda işlev görüyor. Yani ne oluyor? Diyelim Avrupa'da kullanıcılar uyandı. Herkes siteye hücum etti bir anda. Diyelim Black Friday gibi bir şey var. Ne oluyor? Amerika'da boş kapasiteniz var ama Avrupa doldu taştı. Kullanıcıların bir kısmını Amerika'ya yollayabilirsiniz. Mesela Amerika'daki sunucularınız da aynı işi yaptığı için oraya yollayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında mesela burada hani bu burada bahsettiği şey aslında mesela DDoS saldırılarını et, e, absorbe etmek için daha büyük bir resource pool'unuz oluyor. Yani sonuçta daha çok sunucunuz olduğu için saldırıları da daha kolay bir şekilde absorbe edebiliyorsunuz ve aynı zamanda mesela bir region'da bir sıkıntı çıktığında e, trafiğin shifting'ini yapabiliyorsunuz. Yani trafiği oradan oraya aktarabiliyorsunuz. Yani size böyle güzel bir kontrol veriyor. Ama tabii ki çok hızlı aktaramıyorsunuz bu trafiği. Öyle de bir sıkıntı var. Ee, yine aynı şekilde mesela Nereden gelen kullanıcının nereye gideceği bunu da kendiniz bir yönetici olarak belirleyebiliyorsunuz. Ee, yine mesela keza burada kullanıcıyı hem cloud'a, hatta farklı cloud'lara e, ya da mesela kendi data center'ınıza, yani sizin kendi satın aldığınız, kiraldığınız data center'a da yönlendirebiliyorsunuz. Yani diyelim cloud çöktü, sonuçta iki IP adresi döndürüyordunuz, bu sefer ikincisine bağlanıyor insanlar. O da sizin diyelim kendi yedek data center'ınıza gidiyor, böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi peki dezavantajları nedir bunun diyecek olursak? Sağlık durumunuzu en üste kadar taşıma zorunda olmak aslında kodunuzu bayağı bir değiştiriyor. Yani sizin bütün uygulamalarınızın, bütün dependencylerinizin failure modlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, bu yani sağlık durumunu yukarı doğru propagate etmek ya da işte sağlık raporlarını aggregate etme durumu kolay bir iş değil. Yani mevcut kodunuzu değiştirerek düşünmeniz gereken bir şey. Ee, ikinci i̇kinci olarak da bu bahsettiğimiz DNS TTL yani DNS cevaplarının ne kadar keşleneceği kolayı aslında keşleneceği olayı aslında çok pratikte iyi çalışan bir şey değil. Yani siz derseniz ki benim ben sadece domainimin işte IP adreslerinin 5 dakika keşlenmesini istiyorum dersiniz. Ama inanın ki yarım saat geçer, bir saat geçer, bir gün geçer hala eski IP adreslerine bağlanmaya çalışan birçok client vardır. Bunun ana nedeni işte bütün bu DNS'in aradaki katmanlarında ne yazık ki caching doğru düzgün implement edilmiyor. Bazı yerler yani tamamen ignore ediyor, yok sayıyor o TTL ayarını. O yüzden e, zaten burada anlattıkları bir tane research var. Yani günler bile sürebiliyor bu olay özetle. E, yine aynı şekilde mesela DNS'in olayların sıkıntılarından bir tanesi, içinden geçen trafiği görmediği için hiçbir zaman trafiği eşit olarak paylaştıramıyor. Yani diyelim aynı diyelim Türkiye'de iki data center'ınız var, DNS'le ikisine de aynı anda trafik yollamaya çalışıyorsunuz. Ama diyelim bazı kullanıcılar ötekilerden daha çok sorgu atıyor, daha çok request atıyor. O zaman ne oluyor? DNS IP adreslerini rastgele dağıttığı için requestlere eşit olarak paylaştıramamış oluyor. Böyle de bir sıkıntı var. Ve aynı şekilde mesela burada bahsettiği şey mesela bir uygulamanın kapasitesi belli bir regiona kısıtlı kalabiliyor. Yani eğer sizin uygulamanızda özellikle auto scaling yoksa yani otomatik olarak yüke göre daha çok makineyi hızlıca ekleyemiyorsanız ve mesela burada diurnal traffic patterns dediği işte günün belli saatlerinde sizin trafiğiniz artıyorsa azalıyorsa yani diyelim sabah uyanıyor herkes belli bir siteye giriyor değil mi? Ya da diyelim akşam 5 oluyor akşamdan sonra o siteye hiç girilmiyor. E, bu tip durumlarda mesela işte e, DNS load balancing o region'daki kapasiteyi bilmediği için ona göre pek bir aksiyon alamıyor. Ama tabii ki programlayarak bunu kafanıza göre siz de bir şeyler yapabilirsiniz. O zaman burada bırakıyorum. Ee, bir sonraki bölümde aslında bu DNS Load Balancing with Custom Multi-Regional Load Balancing konusuna alacaktım. Bu biraz daha e, Netflix gibi servislerin yaptığı bir şey. Bunun olayı nedir derseniz burada aslında şu layer, Custom Load Balancing layer'ı e, Cloud'un size sunduğu ve bayağı aslında availabilitysi yüksek bir e, load balancer, cross-regional load balancer olabiliyor. Ee, bu konu biraz aslında bence egzotik bir konu. O yüzden buraya değinmeyeceğim. E, buradan doğrudan Global Load Balancing'e atlayacağız. Bu da e, son konumuz olacak aslında bu paper'daki. Şimdi bu Global Load Balancing'den de daha önceki bir videoda bahsetmiştim. E, hatta GeoDNS, daha doğrusu işte bu az önceki DNS Load Balancing konusuyla beraber Global Anycased IP'lerden bahsettiğimiz bir video vardı. Onu da linklere ekleyeceğim ama bu konuyu da beraber başka bir videoda ele alacağız. Uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.